Abi Said al-Hudri ve Abu Hurara radıyallahu anh'dan muttafakun aleyh hadis. Ma yusibul mu'min min nasabin ve la vasabin ve la hammin ve la hazanin ve la aza ve la gam hatta şevke yuşakuha illa keffarallahu biha min hatayahu. Mu'min kişiye meşakkat, kesellik, gam, kaygu, aziyet, teşviş yeterken Allah elbette günahlarını keffara kıladı. Eğer ben de razı olsa şükür. Men yuridillahu bihi hayran yusab minhu. İmam Malik rivayeti Buhari'den. Abu Hurayra rivayeti Buhari'den. Allah bir bende yaşlı bir hava görse onu musibetliydi. Buhari'den bu hadis. Firavun'da içe musibet yeme gereken suyu. Firavun 100 yıl yaşa gereken, çiğe varma gereken. Bir kez zararlayan kelime gereken kolayı. Demek ki şu musibet olsa günahı yoluş gereken Allah da topla koy gereken. Çünkü başka musibet kemiyken adam korksun. Sahabalar eğer 6 ay 7 ay ağrımaya kalsa, üye bir ağır. Beraber sınav imtihan kemese yığılaşarken parvardigar, beni İslam çıkarıp koymadı mı? Beni taşat koymadı mı? Beni İslam'a yapsana. Musibetli kelişteki Allah bandasını yoklayken de misali bulan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e tarihine kadar ediyen bulsak, Mekke fathıda Peygamberimiz bulan 10 bin koşun katlaştı. 10 bin koşun Mekke'ni fath kıldı. Mekke'de yangi İslam getirgenlerden 2 bin adam koşurdu. Yani yangi iman getirgen, o meşakkat kıyınçilileri körmegen, Peygamberimiz Mekke'ni aldı, la ilahe illallah deyişti, Müslüman oldu. Havazın kabilesi karşı Hunayn'e vardı. 12 bin koşundular. Birinci metre Müslümanların adadı 12 bin diye etti. Ama masjidimizi çıkınlar, yıkadıyan günümüze kendimi. Şunda Müslümanlar adadlarını köplüğüne suyanı koyup hatta Abu Bakir Sıddık ayeti vardı. Ya Resulullah, eğer bugün mağlup bulsaydı 12 bin dolu. Başka sebep bilen mağlup bularımız, lakin adadımızı azlığı bile mağlup bulmayımız. Suyanı koyu işte adadını kattalıyor. Hata ketti mi? Allah-u Teala yakış görgen bandalarını onunla da hatasını yok koydu. Yigimemin havasın koşunu yakışı Müslümanlar çıktı, Müslümanlar tırkırıp kaçıp gitti. Çünkü Allah'a bugün tavakkülmez, özünü kancalıyıya suyanı koyuştu. Nemege suyanı iş gereği mumun adam? Allah'a suyanı iş gereği, özüge tavakkül kılıp zikirde otur iş gereği. 12 bin koşun tıkırıp kaçıp gitti. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emeksi Abbaslı yanına çakırıp durup şu mağlup olup koşup tıkırıp kaçırken payıda ashab-ı samurana çakırın. Hudaybiye sulhida daraxt ostida menga bayat berganlarni chaqirin dedi. Abbos baland ovoz bilan chaqirganida 100 dona odam yig'ildi. Shu 100 dona odam sabr qildi, taqvo qilib, qiyin bo'lsa ham payg'ambarimiz oldiga keldi. Alloh taolo mana shu 100 ta odamni qo'liga g'alabani berdi. 12 ming ta odam loyiq emasdi, demak. Ana shu o'zini ko'pligiga suyangan paytda. Mana bu 100 ta odam haqligida, chunki sabr deydi, taqvo deydi. Allah Teala farıştalarını düşürdü. Farıştalar katlaşmadı. Fakat ulanın kelip cay meydanına kirişiyle müşriler korktu. Müslüman adam Allah'tan başka işemmesine gerek. Allah Teala'dan başka bir mutmasına gerek. Salaf-ı Salihinler bana şu balalar hakkında neme değişken? Mana sabr haqida bir qancha darslar qildik. Bilmadim boshqa mavzudan ehtimol sayozroq ma'lumot bergandirmiz, lekin sabr haqida yetarli ma'lumot bergan bo'lsa kerak. Sabr bu shikoyat qilmasdan yashashdir. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh aytadi: "Man shaka musibatan nazalat bihi faka annama shaka robbahu." Boshiga tushgan musibatdan shikoyat qilayotgan odam Allohdan bandalarga shikoyat qilayotgan odam. Bandasiga shikoyat qilib nima o'zgaradi? Allohdan shikoyat qilyapsan. Alloh shuni bekor yozibdi-da meni boshimga. Men shu kambag'al bo'lmasam bo'lardi. Shu hamma yo'g'im yaxshi, shu aynaga qarab turib matim yana min deb bo'lganda zo'r bo'lardi. Yana bo'yimancha balatoq bo'lganida yoki vaznim mancha yengilroq yoki og'irroq bo'lganida hammamizda bor-ku, bunday qarab turib bir joyimizdan nidavonlik bo'lamiz. Shu chachinchicha qanoroq bo'lganida. Kim aytmagan shu gapni bir marta? Albatta qatizdandir, nida bo'lmaysiz.
Siz nidevoni buyurken de kimden nidevoni buyuruyorsunuz? Allah'dan mı? Yani kim geldi yapsın diye? Aynı hikayeti yapsın mı? Ya ki özüz yoruşar, özüden nidevoni mi gene bir dolan geldi yapsın. Demek şikayet fakat Allah'ın özü yakına. Dört da sıfat var, cennet sıfatlardan, cennet hazinelerden deyiladı. Bu tur arası hem yaşırış kekidadı. Birincisi musibet yaşırış, cennet hazinesinden. İkincisi, kıyan sadakasını yaşırış, bu hem cennet yolları adamlar yaraş alıyan sıfat. Üçüncüsü, kembağatı yediş yaşırış. Kembağatı yediş yaşırış. Ahirgisi, keserliydi yaşırış. Maş ahirgi kitasını alıyan bu söz, Roparız'daki hem sohbet izleden, geplaşken izle, nemasından zehri kez. Öşü, kembağalliğinin derdini aitip, kembağalçılığına şikayet edildi, öz yüzüki yeterli. Özü zorla keçer şu taşvişinizi zikir aitip, Allah'a deyip, besten çıkarıp, normal forma kekirip duruyoruz, kildi de özüne derdini ait yaptı. Bana şu tutta sıfat, cenneti kişilerde yaraşadığın cennetin hazineleridir. Bu musibetini, sadakanı, kembağallığı da hem de keserliğini yaşarışlık. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bedav bulduruyan payetlere de hani şu ölüm saatlere yakın bulduruyan payette Peygamberimiz katlı bedav buldu. İbn Mas'ud radıyallahu anhu kirgani de Peygamberimiz kattık bir betap olup istemeye tutuşturgani de ya Resulullah betaplikiz kattık oldu mu? Degani de biz enbiyalar dedi Resulullah iki kişi bimar bogan diye bimar bogamız. Sizi iki kişinin açı verilgeni için mi şunu dedi kendi? Ha iki kişinin açı verilgeni için şunu dedi. Resulullah yem dert yetken, Resulullah kembağal bogan, Resulullah yurtudan kurgen, musibetler kegen. Lekin Resulullah sallallahu anh bizi ibrat bogan, sabır bogan. Şikayet kılışı meselesi. Tarihte bana adil kazılardan Şurayh rahimahullah bugün. Köçeye çıksa iki de adam birbiriyle geplaşıp durup da biri ikincisi şikayet kılı yaptı. Derdine. Keserine. Kembeğalliğine. Musibetine. Şurayh şikayet kılıyken adamı korudan üşer bir çikik alıp tutturup birader şikayet kılışıdan ihtiyat bulayım. Allah'dan başkaki şikayet kılıçtan ihtiyat bulayın. Çünkü siz şikayet kılıyken adam dostunuz mu, düşmanınız mı bilmiyorsunuz. Ayet olmayı hemen yapıyorsunuz. Eğer dostunuz olsa, onu içine ezip koyanız kaladı, size fayda getirir miydi? Onu kıynayanız kaladı. Şimdi eğer düşmanınız buladıyan olsa, sırayızı açadı, size zararınızı hareket kaladı. Allah'dan başkasına şikayet kılmayılardır, tavsiye kılardır. Şikayet kim yapınladı? Allah'a. Yakup Aleyhisselam'ın oğlu Yusuf'unu abarıp kudukka taşışı vardı. Böyle yiyip getirdi işte. Bir neçen yıldan ki Mısır'a bağırıp Binyamin'le koyup gelişti. Yusuf Aleyhisselam'ın kıyam hilesi bile. Şimdi Yakup Aleyhisselam üyüge kirip oğlu Yusuf'unu esnaf yığılırken de akeler Yusuf'u yap. Rastı hali ya. Neçen yıl hop getti. Böyle yiyip getken dur. Su göçe küp getken dur. Neme şikayet kılıp Yusuf değilsin de gene de İnneme aşku bathi ve huzni ilallah. Ben seninle geçki atımı yapayım, ben Allah'a yedi yapayım derdime dedi. Mumun adamdı, menhacı yollanması şu buladı, Allah'a bir izgâh etmedi. Rivayet kılınadı, yani bu ayet mes, hadis mes, ibretlenelinerse, İsa Aleyhisselam köçede ketiyesi, bir adam, parverdigâra, köp bendelerini balalagen, balabilen, beni balalamamsan, özünge hamdü sana bu söndürce çıralı gel gepirimdi. Köy bendelerini balalagen bir bala var, şu balada menge beymemsen, şundan afiyette sakılapsen de hamdiyeti yaptı da karasa, haliye adam köyreken. İkkal ayağı şalaken, terisi peseken, bedeni de keseleken. Ne menge şükür kılı yaptı bu? Allah'a da bendesi, kaysa musibet seni okula batıp gitti. Hemen musibet senin üstündeyken o. Dese etti ki, haligi kör adam men dedi. Şükür kıladığın til verdi Allah. Allah'ını tanıdığın kalp verdi. Cüde kör bendeler gibi bunu vergeni yok Allah. Ne megen yani Allah'a yakın dedi. Yani köreyim.
Badanımda bütün bu musibetler, dertler üstümde yok. Lekin tilimde Allah var. Kalbimde imanım var. Bana şu nimetli köpçülükte bilmeyeceğim. İmansızlık balası bile cüda köpçülüğü de balalıyken. Ana şu bala bile beni balalamaktı. Nimeyi hamd etmeyi dedi. Yani ayet yaptı ki. Az yine sabır kılı. 10 yılda, 20 yılda kete hemen. Bana şu dünyada mahrum bugün nasırlarımı ahirette olamam. Şimdi şu dünyada 73 yaş sağ olup Allah'ı tanımaya ötekenler. Onların 5 yıl, 6 yılda ketedim Allah'ı huzuruyken. Görün şu adam Allah'ı hamd eti yaptı. Şu adam Allah'ı hamd eti yaptı. İbretlenmeyiniz mi? Abu Darda raziyallahu anhu şöyle bir çıralı söz neydediler. Adamlar fakirle niye yaman görüşerdi? Ne yaş görüyorum. Adamlar ölümle yaman görüşerdi? Ne yaş görüyorum. Adamlar bemorla niye yaman görüşerdi? Ne yaş görüyorum. Fakirle yaş görüyorum ne için? Kambag'al bo'lsam, doim qo'lim Allohga cho'zib turaman. Kamchiligim aytaveraman Allohga. Allohni oldida kamtar turaman. Qo'lni ochganda kambag'al odam so'raydigan narsasi ko'p bo'ladi. Endi dunyosi ko'p bo'lgan odamlarda ko'pchiligi ko'p ham narsa kerak emasda, shu ishlar rivoj bersa, baraka bersa, ammo boshqa hech narsa kerak. Kasallikni yaxshi ko'raman nima uchun? Alloh xatolarimni kechiraman ekan deb. Endi o'limni yaxshi ko'raman nima uchun? O'lmasam Alloh oldiga bora olmayman. Parvardigorimga ishtiyoqim kattaligidan o'limni yaxshi ko'raman. Ali ibn Abi